Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum. Hürmetli vatandaşlar. Mana şunday bir ulug, tinç, şunday bir güzel vatanda yaşayamız. Avvalo Allah Taala'ga hammalarımız çeksiz hamd-i sanalar, şükranalar aytishimiz kerak. Bu şunday bir ulug vatan ki, bu vatanda ilim ravnaq topgan, bu vatanda ilimli insanlar daim qadrlangan. Eng büyük babamız İmam Buxoriy Hazretleri şunday bir ulug hikmatli söz aytadilar. Dünyada ilimden başka najot yok ve hiç qachon bo'lmagay deganlar. Bu ilimsiz insan o'zini tasavvur qilishlik bir qiyin narsa. İlim haqida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ko'p hadisler aytganlar. Talabul ilmu farizatun ala kulli muslimin ve muslimatin dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilimni talab qilishlik farz, her bir musulmon erkeke, ayolga farzdir dediler. İlimni ulugligini Allah subhanahu ve taala o'z kalomi Qur'onda ko'p zikir qilganlar. Allah Ta'ala eng birinchi nozil bo'lgan oyat ham iqro, o'qi deb Allah Ta'ala o'qishga targ'ib qilganlar. Eng birinchi nozil bo'lgan Allah Ta'ala Qur'onda o'qi deb sizni bizlarga ilmga targ'ib qilganlar. Mana o'shani o'zi ilmni qanchalik buyuk ekanligi, ilm uchun hammalarimiz harakat qilishligimiz mana sizni bizlarga mana shundan yorqin bir Allohni sizni bizlarga chorlovidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulu hadislerde aziz dünya ve ahire al ilim dediler. Bu dünyada hem azizlik ve ahirette hem azizlik ilim bilen degenler. Mana şunun için ilimge sizi biz avvalo o'zimiz ota onalar örnek bulsak, farzandlarimizni ilim okuşlikke kızıktırsak, mana shundagina sizi biz farzandlarimizni ilimli insan buluşlikke hareket qilgan bo'lamiz. Allah subhanahu wa ta'ala o'z kalami Qur'an'da A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Qul rabbi zidni ilman deb Allah ta'ala Qur'an'da ayet nazil qilgan. Ayt ya Rab mana ilmimni ziyade qil deb sura deb Allah ta'ala mana ilim surashligimiz duada eng duanı abzali ilim bilen surashligimiz mana şu aytilgan Qur'an'da. Mana alhamdulillah bugün İlim o'rganishlik uchun hamma sharoitlar bor O'zbekiston diyorida. Mana hozir alhamdulillah kutubxonalar ko'p. Mana bugun Telegram, WhatsApp, mana internetda ham ilim olishlikka qancha targ'iblar bo'lyapti. Mana shuning uchun hayotimizni ilmga boshlasak, hayotimizni ilmni ravnaq toptirishlikka o'zimiz harakat qilsak, katta-katta yutuqlarga erishamiz. Mana shuning uchun ilmli insonlar bu dünyada ham aziz ve ahirette ham şerafetli bo'ladi ilimli insanlar. Şunun için ilim ahilleri buluşligimiz sizi bizlerine zimmemizdeki burçumuz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kun aliman ev mutaalliman ev samian ev muhibben lehu fela tekun khamisan fetuhliku dediler. İlim okup alim bulinler dediler. İlim tarqatuvchi inson bo'linglar deb Rasululloh sollallohu aleyhi ve sellem buyurganlar. Olim bo'lishlik qanchalik ulug' sharaf. Olim bo'la olmadilaringmi? Mutaallim bo'linglar. İlim oluvchi bo'linglar deb Rasululloh sollallohu aleyhi ve sellem buyurdilar. Mutaallim ham bo'la olmadingmi? Somi' bo'l. Olimlarni pand va nasihatini eshitadigan, olimlarni shunday bir ulug' ilim hikmatlaridan barhamat bo'ladigan inson bo'ldilar. Uchinchisi, to'rtinchisi mutaallim ham bo'lolmasang, olim ham bo'lolmasang, mutaallim ham bo'lolmasang, somi ham bo'lolmasang, hech bo'lmasa muhabbat qo'yuvchi bo'l dedilar. Av muhibban lahu, olimlarga muhabbat qo'yuvchi bo'l. Qayerda qanday olim bo'lsa, o'shani bir yaxshi ko'rishimiz, ularni qoldirayotgan meroslaridan o'rganishimiz va ularni xulq-atvori barcha ulardan olimlardan muhabbat qo'yib ularni yaxshi ko'rishlikka targ'ib qilindi. Fala takun xomisan, 5-chi bo'lmadilar. Fatuhliku, halokatga ketib qolasan dedilar. Olim bo'la olmasak, mutaallim bo'la olmasak, somiya bo'la olmasak, eshita olmasak, olimlarga muhabbat qo'ya olmasak,
ahire halaketge ketip kalarkenmiz. Mene şunun için ilimsizlik en yamanlarsa. İlimli insanlar hiç kaçan, ilimli kişilerden hiç kaçan yamanlık çıkmaydı. Çünkü için ilimli buluşlukke her birimiz hareket kılıçlıkımız lazım. Süleyman İbni Davud aleyhisselam, uluğ peygamber bugünler, meşrikten mağrib geçe padişah bugünler, bu kişi şuna bir Hüdayi Ta'ala'nı boy insan bu ötkenler. O insandan boy kişi ötmeydiler. Ben şu kişiye üç tanerse tehlif kılıngen. Siz padişah bulasız mı? Boy bulasız mı? İlimini tanıyorsunuz mu degen de, o insan ben ilimini tanıyorum degenler. İlimini tanıyorum için Allah-u Teala o insanı bana şu meşrikten mağribgeçe padişah kıldılar. O insan ilimini tanıyorum evazige, o insanı Allah-u Teala çeksiz dünya verdiler. Bana şunu hemen ilimini evazige buldu. İlim bilen hemen arsaki ilim bilen erişliğimizi his kılışımız gerek. Şu her daim ilim izlenişlikte daim hareket kılışımız gerek. Allah Teala Kur'an'da şuna ayet nazil kıyan. Hal yestavi'llezina ya'lemun ve'llezina la ya'lemun. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bulurmu deyaptilar. Qarang, biladigan insonlar qanchalik ulug' ekanligini Allah Teala Kur'an'da xabarini beryaptilar. Allah Teala Kur'an'da fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lemun. Sadaqallahu aliyul azim. Soranglar ilm ahllaridan bilmagan narsalaringni deb Alloh taolo Qur'onda mana shu ilmga, mana shu ilm egalari qanchalik ulug' insonlar ekanligini Alloh taolo Qur'onda xabarini berganlar. Mana shuning uchun ilm ahli bo'lishlik sharaf ekanligini his qilib, ilmga har doim o'zimiz harakat qilib va farzandlarimizni ilm olishlikka qiziqtirib, bu dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q degan Imom Buxoriy hazratlarini gaflarini şiar kılıp ilim okuşlukta her daim bardavan bulsak inşallah kıskı vaxtlarda ilimimiz ivazıge katta katta yutkularge irişemiz. Hazreti Ali radiyallahu anhu ilimde şunday tarifleydiler. İlim dediler sarflengen kança sarflense ilim kupayarken dünyamız kança kup bulursun onu sarflesek kemayip kötü uğradı. İlimini kança sarflesek o ilmimiz kupayip kötü uğrarken. Hazreti Ali radiyallahu anh haytadılar. Dünyanı sen kuruysan dediler. Dünyanın köpüse dediler. Onu kurup, kurup avara bolasan. Lekin ilmin seni kuruydu dediler. Bana bugün internetlerde, içtimai tarmaklarda natoğır narsalarını talim verip, yani ki başıga bir yakşı narsanı koyup koyup onu izden yaşlarımızını natoğır etkodge, natoğır ilimge targib kıladigen İnsanlar hem bugün uçurup durupti. Bunun için çünkü yaşlarımızdan biz her daim agah buluşluğunu aytamız. Bana şunday narsalardan hoşyar buluşunu aytamız. Bana şu ilim alışlık gerek bese uzumuzunu, yurtumuzunu alımlardan, uzumuzda yetişip çıkan tanıklı alımlardan ilim alışlığını tergib kılamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatillah dediler. Her birin başlıksan, soralasan, kulinde asıdaki insanlardan dediler. Sizi biz bugün ata ana bubdurumuz mu? Farzantlarımızı hakkıdan soralamız. Farzantlarımızda hakkını sizi bizlerge amanat kıbbergen Allah-u Teala. Bu amanatlarge hiyanat kımasından terbiye kılışımız. Ve onların vaktlerini ganimet bilişimiz. Ve onların vaktlerini ata analar örnek bulup taksimat kılıp birişlikimiz. Ata analarının zimmesindeki burcu. Bana şu üçün ata ana farzantını Allah Teala bergen amanatga hiyanat kısa. Bana bugün farzantım tuğuldu, buldu degen halette karamazdan. Nimi iş kılı yaptı, nimi işler bilen şugullanı yaptı. Onlarga etibar vermezden karamazda. Ertege farzantları bir adaşıp geçse, albette uşa ota ona cevapgar. Allah'ın huzurunda hem cevap verdi. Bütün cemiyette aldı da hem yüzü şüp buladı. Bana uşa için farzantlarını ilim alıştık. Ve farzantlarını bir kasb hunar egallashlikka ota onalar sidqi dildan harakat qilishliklari lozim. Va oxiri da'vani alhamdulillahi robbil alamin.